Evet değerli basın mensupları iyi mesailer diliyorum. Yeni normal hayırlı olsun. İnşallah çok erken geçmemişizdir diye de umuyorum. Refah Partimiz'in eee kurucu üyesi ve eski genel başkanı Sayın Ahmet Tekkalı kaybettiğimizi biraz önce öğrendik. Refah Partisi camiasına, ailesine sabır dileklerimizi iletiyoruz. Allah'ımdan kendisine rahmet diliyorum mekanı cennet olsun inşallah. Değerli basın mensupları, Güney Kıbrıs, Limasol, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'mize bir Molotoflu saldırı haberini irkilerek duyduk, öğrendik. Molotof kokteyli saldırının her türlüsüne karşıyız ama ibadethanelere yönelik olmasına, kutsala yönelik olmasına tahammülümüz asla almaz. Kutsala saldırı kabul edilemez. Nerede ve hangi inanca ait olursa olsun kutsala saygı insan olmanın en 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 temel vasıflarından biridir. Kınadığımızı belirtmek istiyorum. Umarım tekraren böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız. Provokasyon amaçlı ya da karşıt amaçlı kindar bir mantıkla da olsa, husumetle de olsa, etnik aidiyetle de olsa, inanç farklılığıyla da olsa, yaşam tarzı farklılığıyla da ilgili olsa bunların hiçbirinin kabul edilebilmesi, hoş görülebilmesi asla ve asla mümkün değildir. Gene uzun aradan sonra şehit haberleri ailelere ve ocaklara ateş düşürür hale geldi. Hiç şüphesiz. Vatan savunması söz konusuysa, söz konusuysa, ulusal birliğimiz, ulusal güvenliğimiz söz konusuysa biz 83 milyon 83 milyon tamamı şehit olma noktasında tereddüt göstermeyiz. Ama ben üzülerek görüyorum ki şehit haberlerinin gelmesi, şehit vermemiz bir parça güvenlik zafiyeti devletin bu konudaki yanlış iş ve işlemlerinden de kaynaklı diye düşünmeden edemiyorum. Şehit haberleri üzerinden siyasi polemiği kim yaparsa Allah belasını versin. Lakin bu şu demek değil. Efendim şehitler ölmez vatan bölünmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biraz sonra genel kurul açılacak göreceksiniz. Bütün siyasi parti grupları şehitlerimize rahmet dileyecek. Elbette dileyelim. Ama olmayabilir. Gencecik fidanları filizleri toprağa vermeyebiliriz. Bunun yolu yöntemi vardır. Ben bu konuda bir sorumluluk noktasında yürütmenin milleti bölmek, parçalamak, kutuplaştırmak yerine ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı önleyici hizmetleri, imkanları, tedbirleri büyük devlet olmanın bilinciyle alabileceği kanaatindeyim. Türkiye devleti bu güç, kabiliyet ve kapasitededir. Ama yürütmenin derdi bugünlerde sadece ve sadece kutuplaşma olduğu için bu konuyla ilgili bir sağırlık, bir körlük maalesef üzülerek görüyoruz. Son olsun Allah'ım rahmet eylesin. Dilerim ve umarım ki bundan sonra bu tarz şehit haberleriyle sarsılmayız. Evlere, ocaklara ateş düşmez. Değerli arkadaşlar, 48 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ve çok enteresan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 48 gün sonra açılıyor. Yeni e, döneme giriyoruz, yeni normale giriyoruz. Önemli de bir gün, meclisin gündeminde çarşı ve mahalle bekçileri kanunu var. Şu yakışık almaz mıydı merak ediyorum. Yaklaşık 50 gündür kapalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milli iradenin tecelligahına, sevgili Sağlık Bakanımız, ki kendisini çok da eleştirmedik, çoğu zamanda bilim kurulunu dinlediği zamanlar noktasında başarılı bulduğumuzu da söyledik. Ne zaman ki Erdoğan'ın siyasi münazalarıyla kararlar aldı, yanlışlar peş peşe geldi. Sağlık Bakanımız geleydi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir bilgi vereydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok çoğunluğa sahip bulunan siyasi parti geleydi, diyeydi ki, ey CHP, ey muhalefet, ile ilgili sağlık çalışanları muhteşem bir mücadele getirdi. Gelin COVID'le ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin, çalışanlarının, doktor, hemşire, tekniker, teknisyen, laborant, hepsi, paspas yapan temizlik hizmetçisi dahil. Bunların şehit sayılmasıyla ilgili kan teklifini bugün bir günde çıkar verelim, derse fena mı olur? Çiftçi borçları var. Çiftçi inim inim inliyor. Bir yerlerde yüksek sıcak, bir yerlerde ani soğuk, narenciye dahil bir sürü ürünü telef mahvetmiş, yok etmiş. Birinci parti deseydi nöbetçi grup başkan vekili sıfatıyla bana Engin Altay, çiftçi perişan. Gel, gelin bu konuda bir şey yapalım. Meclis burası. Milletin derdiyle dertlenmeyen meclis olmaz olsun hep söylemişimdir. Yok efendim, bekçi karnı çıkaracağız. Saraya yeni kollu kuvveti tesis edeceğiz. Sarayın direkt sarayın emrinde hiçbir eğitim almadan hiçbir e, bu konuda gerekli olan mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan AK Parti yandaşlarından oluşan bir tim kuracağız. Kurma kardeşim. Bu timin sana da hayır olmaz. Peşinen söyleyeyim biz bekçilik müessesesine karşı değiliz. Eskiden bekçiler vardı düdük çalarlardı. Onlar şefkat ve sevgi timsaliydi. Ama şimdi bakıyoruz Türkiye'nin her yerinde bekçi şiddetleri var. Umarım mikro kalır, yerel kalır ama benim endişem var. Daha bekçiler, çarşı ve mahalle bekçileri kanunları çıkmadan terör estirmeye başladılar. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısı insanlar nereden duyardı? Eşkıya'dan, teröristten, hırsızdan, arsızdan dolayı insanların güvenlik endişesi olurdu. Şimdi... Tümünü tabi tenzih ederim polis teşkilatımızın. mekçilerimizin de tümünü tenzih ederim. Ama polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleriyle Türkiye sarsılıyor. Amerika'daki polisin yaptığını kınayan Erdoğan'ın Çorlu'da benim de hemşerilerim olan bir aileye yapılan yerlerde sürüklenen vatandaşlarıma yönelik Polisin yaptığı orantısız şiddet ve cebiri de güç kullanımını da insan hakları ihlalini de kınamasını isterdim. Efendim biz soruşturma açtık. Açsan ne olur, açmasan ne olur? Benim vatandaşlarım yerlerde tekmelenmiş, sürüklenmiş. E ben soruşturma açtım. Amerika'daki Floyd neydi? John George Floyd için gösterdiğin tepkiyi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Zeytinburnu'nda, Kadıköy'de, Tekirdağ, Çorlu'da, Eyüp Sultan'da, Cizre'de yaşanan olaylara da göster Erdoğan. Olmaz böyle. İngilizce tweet atarak Amerika'da insan hakları tam olsun, Türkiye'de eksik olsun. Olmaz. Türkiye'de insan hakları önce tam olacak. Amerika sonraki iş. Elbette orada da olsun. Bütün dünyada olsun. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Atama bekleyen sağlıkçılarımız var. Hastane açtım diye ünüyorsun 1008 yataklı. Boş bina. Açtın güzel. Eyvallah iyi yapmışsın. Eksik olma. E atama bekleyen hemşire var. Teknisyen var. laboratuvar, var. Pa, e, para neydi ya? Paramedikler var. E bunları da atayı ver canım. Koskoca devletim diye övünüyorsun ya. Yok. Çiftçi borçlarını söyledim. Küçük esnaf perişan. Efendim. Ben senin borcun var biliyorum. Sana yeni borç veriyorum. Bunun faizi biraz daha esnek, biraz daha altı ay sonra falan başlayacak. Devlet Covid'den beri <laughs> hiç veren el olmadı. Siz damatın açıklamalarına bakmayın şu kadar milyar harcadık harcıyoruz ayırdık diye. Bunların çok büyük yani 50 milyarı aşmayan kısmın dışındaki bütün rakamlar borçtan inim, inim inleyen esnafı vatandaşa yeni borç yükü getirmekten başka hiçbir şey de değildir. Bu hak mıdır? Millete iban dağıtacaksın. Biz bize yeteriz. Verin paraları. Sonra sen onları faizle millete vereceksin. Olmaz. Kabul edilebilir bir durum değil. Ve tekrar söylüyorum. Devlet alan el olursa devlet olmaktan çıkar. Devlet veren el ise devlet. E veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Altı ay ödemeyecek sonra şu kadar minik bir faizle bana parayı geri ödeyecek. Adam inim inim inliyor zaten. Borçlu. Borcu borçla kapatmak diye bir mantık yok. Kapanmaz şişer. Şimdi yapılan bu. Arkadaşlar bilgi verdi. Vatandaşın esnaf kredilerini saymıyorum. Kobi kredilerini saymıyorum. Alelade vatandaşın bankalara kredi kartı ve tüketici kredi borcu 50 Covid süresinde 50 milyar artmış. 50 milyarı küçümsemeyin. Eski parayla 50 katrilyon. Türkiye'nin bütçesi geçen sene 980 milyardı. Şu anda, bu sene 1 tri, trilyon 20 milyon oldu. Şu anda Türkiye'de vatandaşın esnaf, kobi, sanayici kredileri bunları söylemiyor. Alelade vatandaşın kredi kartı ve tüketici kredisi borcu ki onların çoğu kredi kartını kapatmak için alınmıştır. 650 milyar lira. Bir Türkiye bütçesi kadar vatandaş borçlanmış. Biz şimdi mecliste ne yapacağız? çarşı ve mahalle bekçilerinin yasal düzenlemesini yapacağız ki düzenleme de düzenlemeye benzesi. Genel kurulda arkadaşlar gerekli açıklamaları yapacaklar. Evet yeni normale döndük bugün. Yeni normalin biraz önce girişte de rezenfektan kullanırken söyledim. Ben tıp adamı değilim ama çok sayıda tıp adamı dostum arkadaşım var. Bunlarla görüşüyoruz. Bunlarla danışıyoruz. Bilmediğimizi bilenlerdeniz çok şükür. Ahkam kesmiyoruz. Büyük çoğunluğu yeni normalin bir parça erken başladığı kanaatinde. Allah'a mesirgesin. Milletçe bu kadar fedakarlık yapmışken sağlık çalışanlarımız dünya milletler ailesinde örnek gösterilecek kadar olağanüstü bir performans ve gayretle bunun üstesinden en az hasarla gelme yolunda büyük mücadele sarf etmişken şimdi bir takım yerlerden gelen kimi basınçlarla yeni normale girdik. Hayırlı olsun. Girişte söyledim, tekrar söylüyorum. Yeni normal, hiç kimseyi aldatmasın. Yeni normalde maske konusunda, el dezenfektanı konusunda, sosyal mesafe konusunda, izolasyon konusunda tüm vatandaşlarımızın daha 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 dikkatli olması lazım. Buna ihtiyaç var. Allah esirgesin bir gevşeme, zamansız bir gevşeme rehavet bunca emeği sağlık çalışanlarımızın bunca emeğini 83 milyon vatandaşımızın bunca fedakarlığını bir hiç yapar. Yok yere boşa gider. Yazıktır, günahtır. Ortaya yerde emek var, fedakarlık var. Orta yerde olağanüstü performans var. Onun için tekrar AK Parti'ye sesleniyorum. Gelin meclisin yarınki gündemini birlikte belirleyelim. Her türlü uzlaşmaya hazırız. Sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması ile ilgili teklifimizi ya da onların getireceği bir teklifi hemen geçirelim. Gelin atama bekleyen sağlıkçılarımıza yarın hemen devletin imkanları nispetinde 20 bin olur, 30 bin olur, 50 bin olur. Ben onu bilmem bu kadroları verelim. Efendim iki boyutu vardı. Tıbbi boyutta yani elbette 5000'e yakın kaybımız var. Az değil. Dünyanın başka ülkeleriyle mukayese ettiğimizde az gibi görünse de Türkiye gibi büyük, köklü, güçlü bir ülke açısından. Bu güç AK Parti iktidarıyla oluşmuş bir güç değildir. Cumhuriyetimizin yüzyıllık kazanımının, ekonomik değerlerinin bu yönüyle sağlık teknolojisinde sağlık e, harcamaları, sağlık personeli istihdamı, yetişimi, yerleşimi, uzmanlaşması noktasındaki yüzyıllık birikimimizin sayesinde biz tıbbi boyut noktasında korkulanı yaşamadık. Sağlık Bakanına da bu yönüyle bir teşekkür etmek gerekir. O kadar. Ama hep söylediğim bir şey var. Bu iş ters gidiyor dedim. Olması gereken Sağlık Bakanı bilim kurulunu dinleyecek. Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı dinleyecek dedik. Genelde böyle olmakla birlikte zaman zaman bilim kurulu Sağlık Bakanı'nı dinledi. Sağlık Bakanı da Cumhurbaşkanı'nı dinledi. İşte bugün hasarımızın can kaybı vesaire temel sebeplerinden biri bu ilişkinin ters yürümesidir. Ama ekonomik boyutu, tıbbi boyut çok şükür diyelim her şeye rağmen ekonomik boyutu tam bir fiyasko ekonomik boyutunu da en az hasarla atlatabilirken üç şeyden dolayı Türkiye Covid-19 sürecinde bir büyük ekonomik hasar aldı. Bu üç şey şudur değerli arkadaşlar. Bir, israf. Sarayın, şimdi saray rejimi diyeceğim, bizim Özgür Özel saray rejimi dediği için linç edildi. Saray düzeni, saray saltanatı, saray rejimi, saray hükümeti ne dersek diyelim. Burada bir saray var. Külliye, saray, Saray düzeninin, saray rejiminin, saray hükümetinin hangisini istiyorlar, onu kullansınlar yandaşlar. İsraf, akıl dışı israfı ve olağanüstü beceriksizlik ekonomiyi az hasarla atlatma, atlatabileceğimiz bir kapasitemiz ve kabiliyetimiz varken <laughs> ikiye katlanan işsizlik, ikiye katlanan borçlar ve mağdur edilen milyonlar. Covid-19'un yeni normal sürecine başlarken Türkiye'nin yaşadığı gerçeklerdir. Bu işin bir vebali var. Bu işin bir de bedeli var. Bu ekonomik olarak Türkiye'nin bu noktaya gelmesi de vebali olanlar bedelini de ödemelidir. İnşallah tabii bunun yolu. Artık bu yandaş kalem dolayı çok dikkatli konuşuyoruz. Sandık marifetiyle saray saltanatının son bulmasından geçecek. İnşallah bu olacak. Evet. Bugün 2 Haziran. Cumhurbaşkanının Ankara'ya gelişinin yıl dönümü değil, birinci başlangıcı. Bir dahaki sene 2 Haziran'da Cumhurbaşkanının Ankara'ya gelişinin birinci seneyi devriyesi diye belirli günler ve eee belirli haftalar vardır e, okullarda. Bunu da herhalde ekleriz. Yaz ben Erdoğan'ın buradan söyleyeceğim Sayın Erdoğan ne zaman bir kriz olsa Ankara'dan kirişi kırıyorsun kardeşim. 15 Temmuz'da da biliyorsunuz Ankara'dan kiriş kırıldı. Herkes Ankara'da darbe bitmiş, bertaraf edilmiş. Bütün muhalefet liderleri, milletvekilleri Ankara'da, AK Parti'nin tüm yöneticileri Ankara'da neredeyse Erdoğan yok. Bir kriz var, Erdoğan Ankara'dan kirişi kırıyor. Gel korkma. Ankara seni darbeyle mücadelede de korur ve kollar. Covid'le mücadelede de korur ve kollar. 75 gün bir ülkenin Cumhurbaşkanının başkentte olmaması çok vahim bir durumdur. Garip bir durumdur. Derebeylik desen derebeyler de yapmaz. Hiçbir diktatör de başkentini 75 gün terk etmemiştir. 75 gün terk ettiğinde zaten gitmişsindir sen. Garip. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Önümüzdeki sene 2 Haziran tarihinde inşallah nasip olursa buraya geldiğimizde denk gelirse Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya gelişinin birinci yıl dönümünü hep birlikte kutlarız. Değerli arkadaşlar bugün sizi de ilgilendiren basına yönelik tasallutu, basıncı, baskıyı, şiddeti, Artık en acımasız, en aymaz şekliyle göreceğimiz gün, gördüğümüz günlerdeyiz. Şimdi sansürle televizyonlar, gazeteler zaten boğuşurken yeni bir metot bulundu Erdoğan. Kes kopyala, yapıştır tekzipleriyle gazeteleri kapatıyoruz. Kes, kopyala, yapıştır, teksip mahkemelerden emir komuta içinde çalışan mahkemelerin, hakimlerin verdiği kararlarla bir gazeteyi istersek o gün birinci sayfasını karartıyoruz. Sanki hani Covid'den dolayı bir gazetemiz üstte bir şey koyuyor ya sayfa. Onun gibi. Şimdi bakalım. Ben bunu hangi gazete için olursa olsun garipserim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi ben bunu kapatmadım şunun için ama aldım bakın. Cevap ve düzeltme kapatacağız şurayla beraber. Cevap ve düzeltme teksik bunlar tabii şurayı kapatacağız. Cevap ve düzeltme şu üç bölgeyi kapattığımız zaman Cumhuriyet Gazetesi'ne şu kadarcık bir başlık kalıyor. Başlık kalıyor. İşte örtülü faşizm böyle bir şey. Yani legal faşist bir düzende kaste matbaayı basarsın, alaşağı edersin, makineleri devirirsin, gazeteyi çıkarmazsın. Ya Cuma, bir gün olsa diyeceğim ki ya Efaretin Altun çok sıkıldı, bunaldı, bir hırsa geldi. İletişimden sorumlu aslında ben ona propaganda bakanı diyorum da sarayın propaganda. Bu da bu da e, bir bir gün e, önceki cevap ve düzeltme bir gazetenin Yine bugün bu, bu tarihte de pazar günde Cumhuriyeti şöyle sattı Cumhuriyet. Neden oldu bu dersiniz? Şimdi basın ilan basın kanunu der ki cevap düzeltme bir haktır olmalı. Bizlerle ilgili bazı gazeteler neler yazıyor da biz bir teksip aldıramıyoruz. Kişilere ile ilgili gerçeğe aykırı yön yapılması halinde kişinin başvurusuyla aynı puntoda aynı yerde Yay, yanıt yan, yayın, e, şey yapılır, yayınlanır diyor. Tekzip bu. Şimdi bu habere konu olan cumhuriyetin haberini okuyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele ettiği günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörü'nün bölgesine yer alan Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye yol, şömine ve Çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ortaya çıktı. Çıkmadı mı? Hayır bu Fahrettin Altun bunu yalanlasa İBB'nin yıktığı pergoleler vesaireler için İBB'ye bir dava açsa vallahi Cumhuriyet'e iyi yapmışlar diyeceğim. E böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Efendim Altun'un kiraladığı bölgedeki inşaat çalışmasındaki yapılar mahalle sakinlerinin şikayet üzerine dün İstanbul Büyükşehir Belediye etkilenince yıkıldı. Haber bu. Bu haberde bir yanlışlık varsa bir hakaret, kişi haklarına yönelik bir saldırı varsa Türkiye'de hiç gazete çıkmaması lazım. Peki bu haberi Fahrettin Altun aslında içeriğini yalanlamıyor. Ama diyor ki bana haksız kişilik haklarıma saldırı oldu. Ne oldu Fahrettin Altun? Olay şu değerli arkadaşlar. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir yeri Sayın Altun önce işgal etmiş. Ben bunu bir bir ay önce söyledim burada. Yakışık almadı dedim. Kendisine de teessüf ediyorum. Bu açı, Sayın Altun'dan ilgili bunu ilk ben söyledim. Bizim grup başkan vekillerimiz Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında dava açmış. Savcı da hemen apar topar talimata uygun olarak fezlekeleri hazırlamış. Meclise geliyor ama meclise gelirken medyada biz görüyoruz. Engin Özkoç ve Özgür Özel hakkında fezlekeler meclise gidiyor. Yolda yetiş. Adliye saraya saray medyaya mekanizma kurulmuş. Bir adliye muhabiri bunu alıp da haber yapmıyor değerli arkadaşlar. Adliyeden direkt saraya, saraydan da medyaya bir servis var. Bu yargı açısından bir kepazeliktir. Çok rica ediyorum Altun'un avukatlarından. Yani benim Özgür Özel'den Engin Özkoç'tan neyim eksik? Aynı şeyleri ilk ben söyledim. Ben dedim ki yakışmadı. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı Millet koronavirüsle mücadele ederken evinin bitişinde vakıflar genel müdürlüğüne ait arsayı almak için ihaleye girmeli mi? Etik olan girmemesi. İhale nasıl? İşte vakıflar genel müdürlüğünün ihale resmi bu. Bütün o gün yapılan ihalelerin yerleri melleri var hepsi var. Çizmişiz. Bir yer var ki İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Bircan Efendi bilmem ne. İhalenin her şeyi var saati yok. Bu sehven olabilir mi? Olamaz. Hep söylerim. Sarayın en büyük hatası milletin aklıyla ve haliyle alay etmesidir. Sarayın en büyük hatası bu. Şimdi sonra ne oluyor? 8 Nisan'da işte bu ihale yapılıyor. 13 Nisan'da 13 Nisan'da bir tarafta belediye yıkım yapıyor. Bir tarafta Sayın Altın Vakfılar Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapıyor. Kiraladı orayı. Ayıp ya. Ayıp. Sen bunların hepsini almadan, kiralamadan yapmışsın. O ayıp ama bence asıl ayıp şu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir arazisini kiralamak için ihaleye girmiş olması daha büyük ayıptır. Sonra e Sayın Altun niye belediye bir dava açmıyorsun? Neden? Yani sen haklıysan Cumhuriyet Gazetesi'ni efendim bu hale çevirecek kadar haklıysan, kişilik haklarına saldırıldıysa bu haberden dolayı insan ne yapar? Bir dava açar. Hem büyük şehire, hem bizlere, bizlere açması da hiçbir gerekçeye dayanmıyor ama büyük şehir yıkmış. Dava yok. Ve ne var arkadaşlar? Dört gazeteciye soruşturma açılıyor. Haber yapan. Bir e, ayıbı bir yakışık almayan hali neşreden haber yapan, yazan, yayınlayan dört gazeteciye deniyor ki terör örgütlerine hedef göstermek suretiyle terör örgütlerine hizmet etti. Artık şuraya geldik. Saraya ve Erdoğan'a karşı olan herkes teröristtir. Bu şu demektir? Biraz sonraya geleceğim. Türkiye'de elhamdülillah 22 milyon terörist var. Erdoğan'ın kafasına göre. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra ne oluyor? Dört gazeteci Terörist olmakla, terör örgütüne yardım etmek, amacına hizmet etmekten terörle ilişkilendirilerek dava açılıyor. Hani infazdan, e, tahliyelerden e, e, yararlanmasınlar diye muhtemelen teröre bağlamışlardır. Ve Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumu tarafından 35 gün resmi ilan kesme cezası alıyor. Basın ilan kurumu kime bağlı? Fahrettin Altun'a. Derebeylikte bunları göremezsiniz. Derebeylikte de göremezsiniz. Hitler faşizminde, Mussolini faşizminde bunları göremezsiniz. Franco'nun döneminde bunları göremezsiniz. Ve tekzip demin söylediğim gibi bu halde Cumhuriyet Gazetesi kuşa çevrilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin ben Erdoğan'a bir şey söyleyeyim. Yani bütün basın medyaya saygım var. Bunun hepsini kuşa çevirsen Cumhuriyet Gazetesi'nin şu ibaresi her şeye değer. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin yeri geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çok ağır haberleri, yorumları da olmuştur. Çok ağır. Onurlu duruşundan dolayı Cumhuriyet Gazetesi'nin bütün çalışanlarını burada kutluyorum ve onların yılmayacaklarına da yürekten inanıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi kılıfına uydurulmuş bir ayıbı, iletişim başkanının yaptığı bir kusuru haber yapan gazetecileri terörist diye mahkemeye verirsen bunu konuşan siyasetçiler hakkında suç duyurusunda bulunup meclise fezleke gönderirsen sen kaybedersin. Siz kaybedersiniz ve kaybedeceksiniz ve kaybediyorsunuz. Zaten gerginliğinizin, hırçınlığınızın temel sebebi de bu. Yargıya gelmişken değerli arkadaşlar, Naci Şerif Zindaçtı. Bu bir uyuşturucu baronu. Bunun hakkında iki tane soruşturma var. Ve bu uyuşturucu baronuyla ilgili ilişki kurduğu öne sürülen sarayın hukuk politikaları kurulu üyesi, şöhretli hukukçu Sayın Burhan Kuzu, tıpkı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı gibi. Neydi o Yasin El Kadı için Erdoğan bili biliyorsunuz. Önce tanımıyorum dedi. Sonra tanırım, para kadar da kefilim dedi. Şimdi Burhan Kuzu da ağa babasının yolundan gidiyor ve diyor ki tanımam diyor. Sonra yemek fotoğrafları çıkıyor. E yedik diyor. Sonra hakimleri aramadım diyor. Soruşturma açılıyor, her şey ortaya çıkıyor. Hakimi aramayan mı var diyor. Ben Burhan Kuzu'nun zindaşliğinin hangi özelliklerinden dolayı bu kadar zindaşliği için sabah akşam ad İstanbul Adliyesi'ni aradığını bilmem. Ama önce avukatını gönderip sonra hakimleri defalarca arayan ve hakim Cevdet Özcan'ın kendisine ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcısına Ankara'dan baskı var ifadesini soruşturmaya muhtaç görür. Siyasetçi olarak sor sormaya soruşturmaya muhtaç görür. Ankara kim? Ankara'nın dışından bakıldığı zaman Ankara Cumhurbaşkanı'dır. Ya da meclistir. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda bir açıklama bekliyorum. Burhan Kuzu'ya hakime baskı yapması Zindaşti'yi tahliye etmesi için talimatı Sayın Cumhurbaşkanı mı verdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı verdi diye sorsam bile ayıp olur. Meclise de ayıp olur. Ya da sarayda çok güçlü biri mi verdi? Cumhurbaşkanının buna cevap vermesi lazım. Şimdi Burak hakkında iki tane dava var. Biri Zindaşti'yi serbest bırakın diye baskı yaptığı için. Daha vahimi var. Zindaşti'nin hasmını da tutuklu katutun içeride diye de dava var. Şimdi bu hal böyleyken yani ortalık koku saçılmış, pislik hem görülüyor hem kokar iken Burhan Kuzu'nun sarayın, külliyenin her neyse hukuk politikaları kurul üyesi olarak orada tutulmasının sebebini merak ediyor Ve <laughs> Erdoğan'a şunları soruyorum. Burhan Kuzu görevde kalacak mı Sayın Erdoğan? sarayın hukuk politikaları üyesi olarak, kurul üyesi olarak görevde kalacak mı? Bir. İki, Erdoğan, samimiyetle soruyorum. Bu kepazelikten hiç mi haberin olmadı? Burhan Kuzu'nun bu girişimlerinden hiç mi haberin olmadı? Senin izin olmadan kimse bıyığını kesemezken Burhan Kuzu'nun bu kadar iş yapması 2018'den beri hiç mi kulağına çalınmadı? Ve Burhan Kuzu ile ilgili iddianamenin akıbeti nedir? Burhan Kuzu ile ilgili iddianame orta yerde yok. Yani bilmiyoruz. Ne oldu bilmiyoruz. Ve saraya uyuşturucu baronlarının utancı ve lekesi düşmüştür. Bir sürü leke var da bir bu eksikti. Saraya uyuşturucu baronlarının lekesi düştü. Değerli arkadaşlar müteahhit defalar ile ilgili polemik yapıyor Erdoğan. Yine Erdoğan'a 2016'dan beri sorduğumuz dört soruyu sormak istiyorum. 2016'dan beri soruyoruz. Adil Öksüz'ü kim kaçırdı? Üç yıl geçti cevap yok. Fethat Tamimce'nin kerameti nedir? Üç yıl geçti cevap yok. Mehmet Dişli neden Mitrafor'una rağmen korundu? Üç yıl geçti cevap yok. Efendim. FETÖ borsası FETÖ borsası diye kıyamet koparan Şamil Tayyar'ı çağırıp da kim bu FETÖ borsası diye niye sormadın? Kim bunlar diye soruyoruz. Cevap yok. Hayırlı olsun. FETÖ borsası tezinin teorisyeni tezin sahibi AK Parti Medya ve İletişim Başkan Yardımcılığı'na atanmış. Şamil Tayyar. Hayırlı olsun. Ama bu adamcağız ben Şamil Tayyar bu görevi yapamaz demir. Başarılar dilerim kendisine. Ya bu adamcağız bağırıyor FETÖ borsası diye. Ve değerli arkadaşlar en son bunu üç yıldır sormuyoruz. Geçen hafta arkadaşlarım sordu. Banka Asya Yönetim Kulliyesi ve Asya Emeklilik Genel Müdürü Türker Gürsoy'u Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu Başkanı neden yaptınız? Bankasya'ya 100 lira yatıranlar cezaevinde yatır, yatarken bunun genel müdürünü şimdi bir kurulun üst kurulun başına getirmekten muradınız nedir? Ben muradınızı bilmem ama samimi bir şey söyleyeyim size. Bugün operasyon var. İstanbul'da mıydı? Ankara'da mıydı? İstanbul'da 98 muvazzaf subay gözaltında. Siz bizim bu altı sorumuza cevap vermezsiniz. FETÖ'yü temizlemekte daha çok zorlanırsınız. FETÖ'yü tümüyle TSK'dan ve devletin her noktasından temizlemek istiyorsan benim ve Sayın Genel Başkanım bu beş sorusuna cevap vereceksin. İşte o zaman TSK'da FETÖ'cü aramazsın. O zaman emniyette FETÖ'cü aramazsın. Samimi olun. İşinize gelen, parası pulu çok olan, feodal akrabalık ilişkiniz olan en hain, en büyük, en güçlü FETÖ'cüler elini kolunu sallayarak gezerken Bankasya'ya 100 lira yatıranları emir komuta zincirinde sokağa çıkan eri, erbaşı hapislerde çürütemezsiniz. Buna hakkınız yok. Ve değerli arkadaşlar, Sayın Erdoğan müteahhit defalar CHP'yi, HDP'yi ve İyi Parti'yi terör örgütleriyle ilişkilendirmek konusunda bitmek bilmeyen bir inatla uğraşıyor. Ben şöyle düşünürüm. İşite sempati, ilgi, destek mesajları atan 3-5 ismi burada peş peşe sayar. Bunlar AK Parti'nin üyesi. Ama ben şunu demeyi Erdoğan'a değil ama AK Parti'ye oy veren 20 milyon insana saygısızlık olarak gördüm. AK Parti ile IŞİD arasında bir ilişki var. IŞİD, AK Parti aynı şeydir. IŞİD, AK Parti aynı menzile farklı yollardan yürüyorlar demeyi AK Parti'ye oy vermiş 20 milyona yapılan bir saygısızlık olarak görürüm. Ama Erdoğan, CHP bizi terörist görsün mesele değil. Fakat CHP'nin yöneticilerini, HDP'nin yöneticilerini, İyi Parti yöneticilerini terörist görsün ve nitelesin. Vız gelir tırız gider. Ama İyi Parti, CHP ve HDP'nin toplam oyu 22 milyon 205 bin. Bu şu demektir. Sen 22 milyon 205 bin insanın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini, destek verdiğini, amaçlarına hizmet ettiğini iddia ediyorsun. Hani dört gazeteciyi evin resmini şeyi o haber yaptılar Fahrettin Altun haberin diye teröre hizmet etti diye aldın ya içeri. Alsana 22 milyon da içeri. Bu 22 milyon da terörist Kılıçdaroğlu'na, terörist Akşener'e, terörist Sancar'a hizmet etti. O zaman senin mantığına göre al bunları içeri. 22 milyonu içeri almadan senin karnının şişi geçmez Erdoğan. Geçmez. Ve <laughs> buradan bazen yalvardım. Bazen sert söyledim. Memleket korona virüsüyle uğraşıyor. Bir de sen kutuplaşma virüsü salma memlekete diye yalvardım, rica ettim. Ama çok şükür korona virüsünde bir iniş eğilimini hep beraber görüyoruz. Korona virüs iniyor. Ama kutuplaşma virüsü hızla artıyor. Hızla artıyor ve bu ülkeye ve bu millete yapılabilecek en büyük kötülük bu topluma fitne, fesat, nifak tohumları ekmek, bu toplumu kutuplaştırmaktır. Bunun yönetene de yönetilene de, iktidara da muhalefete de bir hayrı ve karı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sesleniyorum. Bu kamplaşma, kutuplaşma, ötekileştirme politikasının artık sana bir hayrı yok. Eskiden belki vardı. 31 Mart seçimleri ve yenilenen İstanbul seçimleri gösterdi ki kutuplaşma seni siyaseten tereyağı gibi eritiyor. Eritmeye evet. devam evet. edecek. Ama şunu bil, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak senin tuzağına düşmeyeceğiz. Senin provokasyonlarına gelmeyecek ve azminle çıktığın merdivenlerden hırsınla inişine engel olmayacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Soru varsa efendim alalım. Evet. E takdir Sayın Bahçeli'nin çünkü Türkiye'de erken seçimlere Sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak. Bundan sonra da öyle olacağını muhtemelen zannediyor. Belki şunu diyordur. Ya nereden çıkarıyorsunuz kardeşim? Bunu ilan edersen ben ederim. Benden önce siz niye ilan ettiniz? Diye hayıflanmış olabilir. Yalnız Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey söylemek isterim. Sayın Bahçeli hakaret ve iftira diliyle saldırıyor. Biz de olabildiğince nazik yanıt veriyoruz. Olabildiğince nazik. Fakat ardından MHP'li yöneticilerden, sosyal medyadan küfür ve tehditler alıyoruz, hakaretler alıyoruz. Bunu yapanlar alelade ülkücüler değil, ülkücü gerçek ülkücü küfür etmez, hakaret etmez, tehdit etmez. MHP'nin kim yöneticiler bunu yapıyor? Ve adeta toplumda bir ayrışma kutuplaşma için kutuplaşma virüsünün e, mimarı müellifi Erdoğan'la yarış ediyorlar. Böyle bakmak lazım. 3 Kasım 2002'de 7 Haziran 2015'te ve 24 Haziran 2018 seçimleri tarihinden önce yapılan seçimlerdir. Hepsi Sayın Bahçeli'nin talebiyle gerçekleşmiştir. Yani Bahçeli üç kez kirli tertibin başını çekmiştir. Bahçeli Türkiye'de üç kez ayıplı bir tuzak kurmuştur. Erken seçimi tertip ve tuzak olarak nitelemek Sandıktan ve milletten korkmak demektir. Bunu da Sayın Bahçeli'ye hatırlatmak isterim. Evet. Ee, bir siyasetçinin seçildiği partide siyasete milletvekilliğine devam etmesi doğru olandır, etik olandır. Çünkü <laughs> vatandaşlar onu seçerken o partinin ambleminin altına da mühür basmışlardır. Vekil transferleri noktasında ayıplı olan biz değiliz, AK Parti ve MHP'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dönem iki milletvekili AK Parti'ye, bir milletvekili MHP'ye geçmiştir. Ahlaksızlık olarak nitelendirdikleri bu olayın son yüklenicileri onlardır. Bir ahlaksızlık varsa bunu yapan AK Parti ve MHP'dir. Lakin 15'ler olayı hep bize hatırlatılır, 15'ler olayın tekrar altını çiziyor. 15'ler olayını o günler yaşayanlar sizler çok iyi biliyorsunuz. Demokrasiye kurulmuş bir tuzak var idi. Bir erken seçimde iyi Parti'yi seçime sokmamak için Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş bir talimat var idi. Yüksek Seçim Kurulu Cumartesi toplanmış, 5'e 5 beş karar alınamamış, Pazartesi'ye duruşma bırakılmış, bir üye orada bulunamamış idi. Görünen şu idi, Yüksek Seçim Kurulu'na bir demokrasi ayıbı, bir demokrasi günahı işletilecek idi. Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle demokrasi kıyılacak idi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti'ye gönderdiği 15 vekil bir partiden başka bir partiye transfer yolculuğuna değil, demokrasi yolculuğuna çıkmışlar ve demokrasinin namusunu kurtarmışlardır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Yoksa bir siyasi partiden seçilen bir insanın gidip başka bir siyasi partide siyaset yapmasını elbette doğru bulmayız. Siyasi partiler kanunu getirsinler bakalım görelim ne getiriyorlar üzerinde konuşuruz. Ama şunu tekrar söylüyorum. Demokrasiye kurulan tuzaklara karşı demokrasinin ve siyasi partiler kanunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün ve anayasanın imkan verdiği fırsatlar ve manivelaları kullanmak demokratik bir haktır değerli arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi mesailer.